Teknoloji Kafası kanalından herkese merhabalar. Kanalımda birbirinden değerli videolar hazırlıyorum. Kanalıma desteğinizi görmem adına kanalıma abone olmayı ve çana basmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoma geçelim. Teknoloji Kafası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yazılımla arası iyi olan arkadaşlara söylüyorum bunu. Şöyle sağ tık yaptığımız arkadaşlar komut penceresini burada aç seçeneği önceki sürümlerde vardı, Windows'un önceki sürümlerinde. Fakat Windows'a son gelen güncellemeler sayesinde bunu kaldırdılar ve PowerShell ile açılıyor arkadaşlar artık. Şöyle Shift'e basıp sağ tık yaptığımızda, normalde şöyle yer eldekçeye basalım. Shift'e basıp tutup sağ tık yaptığımızda mouse üzerinden PowerShell penceresini buradan aç seçeneği tek çıkıyordu arkadaşlar. Şimdi komut penceresini burada seçeneğini nasıl ekleyebiliriz, sizlere onu anlatacağım. Bunu yaparak arkadaşlar, misal bir Android cihazımıza ADB komutları ile arkadaşlar, şöyle ADB komutları ile TWRP recovery vesaire yükleyebilirsiniz. Bunu da CMD üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapabilmemiz için de bu videoyu izleyip komut penceresini bir klasör üzerinden açmayı yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi lafı uzatmadan bir siteyi göstereyim sizlere. Arkadaşlar hemen açıklamalar bölümünde zaten bunun linkini vereceğim. Oradan girip yapabilirsiniz. Sitemiz şöyle. Shift tuşuna basılı tutarken sağ tıklayın, PowerShell bilmem ne çıkıyor işte, onları göreceksiniz diyor. Bu gizli seçeneği nasıl ortaya çıkarabiliriz diyor arkadaşlar. Anlatmış bizlere. Arkadaşlar pek okumayacağım sizlere. Şöyle indir seçeneğine geliyorsunuz, indire basın. Daha sonra 8.72 kilobayt yazıyor zaten. İnecektir bu. İndirmeyi başlat diyeyim, zaten fazla bir şey değil. Şu anda inmiş. Şöyle çift tıklayıp aç dedim. RAR dosyamızı açtık. Şimdi arkadaşlar bunu RAR'dan çıkarıyoruz. Masa üstüne çıkarayım ben. RAR'dan çıkardık. Evet, sayfayı yeniledik. Geldi. Sağ tuşa komut isteme seçeneğinde arkadaşlar bir klasör oluştu. Şifre. Evet, şifre arkadaşlar COFX. Bunu kopyalayalım. Bir tane daha RAR çıktı. Buraya çıkart diyelim. Şifremizi CTRL-V komutu ile girdik. OK'ye bastık arkadaşlar. Bir tane daha klasör oluştu. Burayı sildik, burayı da sildik. Şimdi arkadaşlar bunu açalım. Sağ tık kaldır ve ekle seçeneği. İki tane arkadaşlar şey geldi. Regedit komutu geldi. VB script kodlu kodlama geldi arkadaşlar. Sağ tık ekleye bastığınızda şurada komut penceresini burada seçeneği var şu anda. Şurayı kaldıra bastım. Bakalım ne oldu. Sağ tuştan komut isteme kaldırıldı. Sağ tuşu yaptık. Aa, gitti. Üzülmeyin arkadaşlar. Eklemek istiyorsanız tekrardan buna basın. Sağ tuşa komut isteme eklendi. Ana, 2 saniyede bir gidiyor bir geri geliyor. Zaten bu Windows'un özelliklerinden biriydi. Kaldırıldı. Biz de bu şeyler sayesinde, kodlama ile, iki tane kodlama dosyası ile arkadaşlar hemen sağ tuşta komut penceresini burada seçeneğini ekledik. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.